çok yorulduk, çok. Evet ya, ben bir de açım sen. Ay ben de açım da. Bu saatte bir şey yenmez ki. Yenmez mi? Kim demiş? O normal insanların sıkıntısı ya. Bu saatte bir şey yenmez. O saatte şu yenir bu saatte. Bizlik bir şey yok. Beni ikna ettin. Ha. O zaman ben bir dolaba bakayım ne var ne yok. Boş ver dolabı falan. Şimdi mutfağa girmeyelim. Bir şeyler söyleyelim, getirsinler. Sipariş verelim diyorsun. Ha, uğraşmayalım bence. Pizza mı yesek? Diyorsun. Daha iddialı bir giriş yaptım ama pizza da ağır gelmesin gece gece. Tamam. Ha? Makarna soslu. Makarna da aynı yani pizza gibi. Yani kabus falan görürüz şimdi onu yiyip yatarsak. Hazmetme sıkıntısı. Yani ben yaşamam da sen yaşayabilirsin, hazmedemeyebilirsin, o yüzden söylüyorum. Yani sen demir ya, sen hazmedecekmiş gibi duruyorsun zaten. Çorba mı içsek böyle temiz? Zaten onu içsek keser gibi yani bu saatte. Çorba mı? Hı. Ya eve gelene kadar soğur o. He. Makarna. Makarna düz. Çorba, salat. Bence mi? Bir bak ya, bir bak. Boşuna bence biz yorum yapıyoruz, tartışıyoruz. Bakalım neler var, belki açık mı değil mi bir. Bakayım. Kapalı, bu da kapalı. Bu da kapalı. Biz boşuna didişmişiz zaten. Her yer kapalıymış. Tek bir seçenek kalıyor. Mecbur buradan söyleyeceğiz. Ama bunlar çok acayip. Malzemesini falan bayağı bol koyuyorlar. Söyleyelim. Güzel güzel. Şey yapma. E tamam. Pizza pizza diye tutturdun. Adam zaten tostu pizza gibi yapmış. Baksana şuraya malzemesine falan. Çok güzel doydum. Çok iyi. Yalnız İyi oldu çay demlediğin, değişiklik oldu. Ben tostun yanına çay yakışır diye düşündüm. İyi düşünmüşsün. İçer misin bir tür daha? Koyayım mı? Sen mi koyacaksın? Hep sen mi getireceksin? Yani ben çok isterim tabii bana çay koy ama benim çok uykum geldi. Ben bir çay daha içemeyeceğim. Ha, uykun geldiyse bence de tabii içme, hiç gerek yok. O zaman hadi yatalım. Hadi gel. Evet arkadaş. Yani arkadaşız. Evet arkadaşız. Böyle değil ya şey. Ay lütfen sus, ben anladım. Ha? Ben koltukta yatarım yani, hiç zahmet olmasın. Şuraya hemen şöyle ben kıvrılırım. Oh, yastık da var burada, ne güzel. Bana bir battaniye yeter. Salem ne yapayım? Sen utanınca böyle hareketler yapıyorsun, saçma sapan. Yine yaptın. Kalk hadi, şu misafir odası var. Ben sana orada istediğin güzel devresim takımları, çarşaf takımlarını hepsini vereceğim. Güzel kıyafet de vereceğim. Gel burada yatma, iki büklüm. Üşüteceksin. Hiç gerek yok. Kalk. Kalk, koltukta sürünme. Kalkar mısın? Tamam, çok ısrar ettin. Tabii ki ısrar ediyorum. Gel. Gel, içeride misafir odası var. Al istersen eşyalarını ya da bırak, sen bilirsin. Arkadaşlık böyle bir şey demek ki. Gel. Bahane ederim. Kafayı takma sen. Düşünme bunu. Bakalım eve gelen kızlara verdiğin tişörtler çekmecesi bu muymuş? Çünkü yani eve gelen kadınlara onlardan veriyor. Bence en çok bana yakışıyor. Yani lütfen arkamdan konuşmasak mı? Yani... Aa pardon. Bunlar da kulak yani. Tek bir tane tişört var değil mi? Bütün gelen kadınlara aynı tişörtü veriyorsun. Bizim adımız ne ara 9'a çıktı da 8'e inmiyor? Ben anlamadım ki, niye diyorsun öyle şeyler? Ne alakası var yani? Bak sana son derece centilmen bir şekilde tişört getirdim, şort getirdim. Üşürsün diye. En sevdiğim ırkadır yani bu arada. Ondan sonra şöyle takdim edeyim. Bir diş fırçası. Teşekkürler. Başka işte yastık kılıfını falan filan beğenmezsen dolapta var. Yok çok güzeller. Şey var, havlu banyoda. Başka da bir şey aklıma gelmiyor senin. Sorun var mı? Yok, uyumak için yeterli. Evet. Evet. İyi geceler o zaman. İyi geceler. Tatlı rüyalar. Tatlı rüyalar. Güvenli uykular.
mevzuları kapatalım artık, tamam? Konuşmayalım bir daha. Bir daha dönün. Yok. Aa. Yeter be, susun artık. Ne diyorsun ya? Sen hem kendi kendine konuşmaya başladın. Ne ya, deli deli hareketler. Böyle şeyler düşüneceğine uyu uyu. Sen karışmasana. Saçma sapan hülyalara dalma diyorum. Giydin zaten adamın tişörtünü. Bir an önce uyu. Sabah erkenden kalk git evine. Ya sen sussana. Ben seni düşünüyorum. Kafamı karıştırıyorsun. Ben senin yüzünden uyuyamıyorum burada. Ha, senin yüzünden uyuyamıyormuşum demek ki ben de. Allah Allah. Ablama mesaj atayım mı acaba ya? Yok ya, atmayacağım. Ayana haber vereyim. Aa. Şarjım bitti. Benim şarj aletim yanımda değil ki. Şarjı var mıdır onun acaba? İsteyim bari, ne yapayım? Hiç de istemiyorum bu saatte gitmek ama. Hiç hoşlanmadığım şeyler. Can. 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 Ödüm koptu. Ödüm patladı. Ufaktan bir dejavu da oldu sanki ha? Çıtırdan. Ne oldu, bir şey mi lazım? Ben şarj aletimi yanıma almamışım da acaba sende var mı şarj diye soracaktım. Ha, var. Orada değil ama çekmecede. Alabilirsin kendin. Ay, niye zorlaştırıyorsun ki durumu? Hemen bak, onu alabilirsin. Bravo. Başka bir şey? Vallahi lazım olan her şey sendeymiş gibi. Yok. Hayırlı akşamlar. Eyvallah, iyi akşamlar. Baktın öyle adama, terbiyesiz. Yo, bakmadım ki. Baktın, baktın. Baktım. Bakmadım. Of, kafamı karıştırıyorsun benim. Allah. Aa, telefonumu şarj takacaktım. Aa, priz nerede ki burada? Bu saatte de priz sorulmaz ki. Nerede bu priz?
Abi. Ya beni öz kardeşini dinlemiyorsun. Daha dün tanıştığın insanı evine sokuyorsun. Seni aldatmasına rağmen affediyorsun. Emre, laflarına dikkat et. Asıl sen dikkat et etrafında neler var neler yok diye. O Sanem var ya Sanem. Aylar boyunca ne hissediysem onu yaptı. Etrafında dolaşıp şirket kararlarını Aylin'le benimle paylaştı. Can. Can hayır. Ben açıklayabilirim. Ben mecbur kaldım. Neye mecbur kaldın Sanem? Hadi sorsana. Fotoğrafçılık lisansını niye kaybettin? Can lütfen. Fotoğrafçılık lisansını kaybetme sebebin de Sanem. Çektiğin fotoğrafları çalıp adama yollayan da Sanem. Doğru mu bunlar Sanem? Doğru mu bunlar Sanem? Gözümün içine bak. Gözlerimin içine bak. Yapmadım da. Çok özür dilerim. Yaptım. Beni yine hayal kırıklığına uğrattın Sanem. Seni bir daha asla ama asla görmek istemiyorum. Can. Can lütfen. Sanem. Sanem. Uyan. Sanem. Sanem. Şş, tamam. Kabus gördüm. Buradayım. Bak evdeyiz. Geçti. Can. Tamam. Çok geçti. Tamam geçti. Geçti. Kabus gördüm sadece. Olur öyle şeyler. Tamam. Nereye? Geliyorum hemen. Gerçek değildi. Gerçek değildi, sadece bir rüyaydı. Bu ne? Ben bunu senin doğum günün için hazırlamıştım. Olanlar yüzünden de vermekten vazgeçtim. Olanların artık pek bir önemi yok. Neyse. Bu senin. Can, bu çok güzel. Bunu mu beğendin mi? Evet. Biraz uzun ama özel bir hikayesi var. Anlatayım mı? Anlat. Yıllar evvel ben Baltık Denizi kıyılarında kampa gitmiştim ve aniden bir fırtına kopmuştu. Ben de kendime sığınabileceğim, barınabileceğim bir yer ararken bir ev çıktı karşıma. Böyle ormanın ortasında küçük bir kulübe. Yaşlı bir çift kalıyordu içinde ve bunlar hani çoktan emekli olmuş, çocuklarını evlendirmiş yaşlı bir çift.
Beni çok sevdiler, hemen kabul ettiler. Ben normalde orada kalmam gerekenden çok daha uzun süre kaldım. Çok da güzel fotoğraflar çekmiştim. Derken biraz hızlı bir geçiş olacak ama ev sahibi adam orada bir gün kalp krizi geçirdi maalesef. Can yoksa? Bir şey olmadı. Neyse ki yalnız değildi. Ben orada anında müdahale ettim. Kalp masajı yaptım. O esnada karısı zaten ambulans çağırmıştı. Ambulans biraz geç kaldı ama adam hayatta kaldı. Benim yaptığım kalp masajı sayesinde. Derken oradan ayrılacağım gün onlara veda ederken kadın bana bu hediyeyi verdi. Ateş kehribarı. Efsaneye göre Baltık Denizi'nde bir tanrıça yaşarmış ve bu tanrıçanın kehribardan bir kalesi varmış. Bir gün bir balıkçıya, ölümlü bir balıkçıya aşık olmuş. Balıkçı da ona aşık olmuş haliyle. Tabii olacak iş değil, bir tanrıçayla balıkçının aşk yaşaması görülmüş şey değil. Kaçmışlar herkesten, saklanmışlar, gizlenmişler. Ama şimşek tanrısı bunları yakalamış. Balıkçıyı dünyanın öbür ucundaki bir denize yollamış. Tanrıçayı da Kehribardan Kalesi'ne hapsetmiş. Kavuşamamışlar yani. O gün bugündür tanrıça Kehribardan gözyaşı dökmeye başlamış. Sırf dalgalar bu Kehribar'ı kıyıya vursun, sevdiği de onun izini bulabilsin diye. Kadın bunu bana verirken demişti ki, sen beni sevdiğime kavuşturdun, bu da sana uğur getirsin, seni sevdiğine kavuştursun dünyanın her neresindeyse. Benim pek işime yaramadı ama umarım senin işine yarar. Sevgi hep yakınında olsun sana. İyi ki doğdun. Teşekkür ederim. Takar mısın? Takarım tabii ki. Merhaba. Ben gideyim o zaman, sen de rahatça uyu. Can gitme sen. Yani biraz daha kal, ben uyuyana kadar en azından. Tamam. Olur.